Herkese merhabalar. Bu videoda size oldukça soru aldığım ve merak ettiğiniz bir konudan bahsedeceğim. Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık, yani KDY yayınlarından nasıl kitabınızı çıkarabilirsiniz ve bu süreçte nelerle karşılaşacaksınız? Açıklayıcı bir video olacak. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Biliyorsunuz geçen hafta kitabım Türkiye'nin en çok satış yapan kitap satış sitelerinden biri olan Kitap Yurdu'nda satılmaya başladı. Kitap Yurdu Türkiye'de bir ilke imza atarak çok büyük bir eksikliği kapadı ve self-publishing, yani bireysel yayıncılığa atılım yaptı. Normalde self-publishing, bireysel yayıncılık, kitabın kişilerin kendisi yazıp baskıya hazır hale getirip kendi emeğiyle parasız bir şekilde baskıya geçirmesidir. Bunun dünyada birçok örneği var. Kendi yazdıkları kitaplarını açıkçası belirli bir yayın evine bağlı kalmadan bastırmak için bu yöntemi kullanırlar. Dünyada gerçekten çok popüler olan ve çok kullanılan bir yöntem aslında. Ben bu atılımı ilk önce Amazon'dan bekliyordum ama Kitap Yurdu gerçekten bu işe ilk adımını atan oldu. Bu arada kitabımın linkini de aşağıya koyuyorum. İncelemek isteyenleriniz varsa işte iç dizaynını ya da nasıl bir kitap olması gerekiyor basılması için, bunu görmüş olursunuz ve de okursanız yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Şimdi Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık'ta bir kitap bastırmak mı istiyorsunuz? Yapılacakları tek tek birlikte anlatalım. İlk önce baskıya hazır, yani tamamlanmış bir eseriniz olması gerekiyor. Bir kitap dosyanız olması gerekiyor. Şiir olabilir, kurgu olabilir, bilimsel bir kitap olabilir, araştırma kitabı, test kitabı, ders kitabı, yazdığınız şey her neyse. Ama tamamlanmış bir eser olmak zorunda. Eserimiz hazır mı, tamamlandı mı? Cepte. Şimdi yapılacak şey Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık'la bir sözleşme imzalamak. Giriyorsunuz sitesine, üye oluyorsunuz, oradan eserinizi yüklüyorsunuz. Yüklendikten sonra sizin karşınıza sözleşme çıkıyor. Sözleşmenin nüsha alıp imzalıyorsunuz, okuyorsunuz tabii sözleşmenize ve sözleşmeyi gönderiyorsunuz. Tabii sözleşme tek başına yeterli olmuyor. Çünkü Kitap Yurdu bu eserin size ait olduğunun belgelenmesini istiyor. Bu sebeple de noterden şahsi imza beyanı almanız gerekiyor. Ya da sanırım yeni bir notere gitmeden halledilmesi için birkaç yöntem daha çıkarmışlar, onları bilmiyorum. Kısacası bu eserin size ait olduğunu tespit etmenizi, beyan etmenizi ve sorumluluğu almanızı istiyorlar. Tabii ki ileride telif sorunu yaşamasınlar. Sözleşmemiz tamamlandıktan sonra şimdi geliyoruz kitabımızın edisyon aşamasına. Öncelikle edisyon aşaması, yani bir kitabın hazırlanma süreci, editörlük süreci gerçekten teknik bilgi isteyen bir süreç. Kitap yazmakla bitmiyor. O kitabınızın baskıya hazır bir şekilde ve yanlışsız, kusursuz bir eser olması gerekiyor. Ve bu edisyon için ilk aşamamız redaksiyon. Yani kitabın son okuması, yani dil bilgisi açısından yanlışlara sahip olmaması, kusursuz, yanlışsız, doğru bir metin olması. Bu yüzden eğer ki kendi dil bilginize güveniyorsanız yine dosyanızı bir gönderin. Sizin gönderdiğiniz dosyalar KDY'nin kendi editörleri tarafından kontrol ediliyor. Eğer ki eksiksiz bir metinse onaylanıyor ve mizampaj aşamasına geçiyor. Eğer ki onaylanmadıysa sizin editörlük desteği almanız gerekiyor, yani redaksiyon. Ve bu edisyon işlemlerinde işte InDesign, illüstratör ya da edebiyat mezunu olursanız, kendiniz redaksiyon yapabiliyorsanız, evet kendiniz yapabilirsiniz ama bu konuda hiçbir bilgi sahibi değilseniz gerçekten Kitap Yurdu bu konuda çok katı. Size kesinlikle Kitap Yurdu'nun ajanslarıyla çalışmanızı öneririm. Eserinize veriyorsunuz Word dosyasını. Onlar sizin için istediğiniz şey doğrultusunda son okumasını yapıyorlar, mizampajını yapıyorlar ve kapak tasarımını yapıyorlar. Kitabınızı basılmış bir şekilde internette görüyorsunuz. Yani çok basit. Eğer durumunuz ve imkanınız varsa maddi olarak ve teknik bilginiz yoksa ajanslarla çalışmanızı öneririm. Özellikle Liber Ajans bana tavsiye edildi. Bana da bu konuda yardımcı olan Ayşegül'e çok teşekkürler. Liber Ajans'la çalışabilirsiniz. Onun haricinde ben ajansla çalışmak istemiyorum. Ben kendim hazırlamak istiyorum. Durumum yok, maddi durumum diyorsanız yapmanız gerekenler, bir edebiyat mezunu arkadaşınız varsa dosyanızı okutuyorsunuz. Çünkü gerçekten sizin kendinizin göremediği yanlışlar oluyor. Dil bilgisi yanlışları. Çünkü biz yeni yaşında bu şekilde öğrenmişiz ve beynimize böyle kodlanmış yanlışlarımız varsa biri okusun. Metnimiz onaylandı mı? Süper. Şimdi InDesign, yani mizampaj aşamasında. Peki InDesign ne demek? Hemen size göstereyim. Kitabı aldığınızda okunur bir şekilde
Bakın dizaynı, işte puntosu, şu boşlukları. Yani kısacası bir kitap dosyasını evrilmesi için gerekli olan iç dizaynı demek InDesign. Ve bu konuda da KDY'nin size vermiş olduğu şablonlar var. O şablon dosyasının içerisinde InDesign'ı ve kapak tasarımı için hazır şablonlar var. Onları kullanmanız ve aynı o şekilde yapmanız gerekiyor. Adobe InDesign bilginiz varsa kendiniz sizden istenen şablona uygun yapabilirsiniz. Eğer ki kendiniz yapamıyorsanız birinden destek alabilirsiniz. Eğer birinden destek alamıyorsanız ve hatalıysa dosyanız maalesef reddolunacaktır. Ve sözleşme imzaladığınız için de hani anladınız mı, kitap yurdu hatalı bir eser açıkçası piyasaya sürmek istemez. Bunu hiçbir yayın evi istemez. İşini bilen biriyle ya çalışacaksınız dışarıdan, ya kendiniz yapacaksınız, ya da hiçbir dert tasa olmadan kitap yorumunun kendi ajansıyla çalışacaksınız. InDesign'ımız tamamlandıktan sonra da bu arada kapak tasarımı yapılması gerekiyor. Kapak tasarımında bildiğiniz sizden kitap yurdu baskıya hazır bir şekilde kitap kapağının hazır olmasını istiyor. Kitap kapağı tasarlamak da yine zor bir iş. Hani belli başlı Canva tarzı siteler var. Orada kitap kapağını tasarlıyorsunuz ama sadece ön kapağını tasarlıyorsunuz. Ve kitap kapağındaki fotoğraflar telifsiz olması gerekiyor ya da telifinin satın alınmış olması gerekiyor. Kitap kapağınızı da illüstratörle yapıyorsunuz. InDesign'ınızı ve illüstratörünüzü PDF şeklinde teslim ediyorsunuz. Ve sizden istenen diğer bir şey ise kitapta basın bülteni adı verilen kitap yorumunun sitesinde satış resmi gerekiyor. Onun için de kitabınızın ön fotoğrafı yeterlidir. Bunları kitap yorumunun zaten şablonları belli başlı. O şablonları zaten bu konuda teknik bilgiye sahip olan insanlar direkt anlayacaklardır. Şablondaki ölçülere, istenilenlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hatalı bir metin olursa, hatalı bir kapak resmi ya da iç tasarım olursa kitap yorumu maalesef reddedecektir. Ve okuma konusunda, redaksiyon konusunda özellikle altını çizmek istiyorum. 3 kere eğer editör reddederse eseriniz reddolmuş oluyor otomatikman. Baştan herhalde göndermeniz gerekiyor eseri. Onun harici işte bandrolü ISBN'i kendileri alıyorlar. Aslında kitap yurdunun yapmış olduğu bu girişim para karşılığı sizin emeğinizi alan, bir de parayla basıp satan yayın evlerine karşı aslında büyük bir girişim olmuş durumda. Bilmiyorum, yani self-publishing'in aslında kötü düşünülmemesi lazım. Self-publishing dünyada gerçekten çok önde olan bir şey ve Türkiye'de de bu olması gerekiyor. Ve bana sorsanız hani bir yayın evi çatısı altında mı çalışmak istersin, yoksa kendin bütün iç tasarımını, kapağını size ait, anladınız mı? İçerisinden bir şey değiştirilmeyecek. Kimseye bir hesap vermek zorunda değilsiniz. Bağımsız, zaten bağımsız yayıncılık bu şekilde. Ve ben self-publishing'i tabii ki tercih ederim ve de öyle tercih ettim. Çok memnunum, çok mutluyum. Ve kitabınızın baskısı için hiçbir para ödemiyorsunuz. Burada parantez açmak istiyorum. Ajanslarla çalışacaksanız tabii ki ajanslar, kitap yurdunun kendi ajansları olmadığı için tabii ki belirli bir ücret karşılığı bunu yapacaklardır. Ama dediğim gibi kitap yurdunun bu şablon konusunda çok katılar. Bu ajanslar ama bu şablonlar konusunda oldukça deneyimli. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ya da başka biriyle anlaşırsanız sıkıntı yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü dediğim gibi şablonları bazı işte tasarımcılar yapamıyor bile, kapak tasarımını. O yüzden bence riske atmayın derim. Ve kitabınız basıldığında neler oluyor ve baskı aşamasına giriyor. Her şey tamamsa baskıdan sonra da zaten kitabınızı sipariş edebiliyorsunuz. 24 saat içerisinde kitap yurdu kendi sitesine kitabınızı ekliyor. Başka aklıma açıkçası hani soru gelmedi. Eğer merak ettikleriniz ya da bu yayın eviyle ilgili sorularınız, takıldığınız yerler, sorun yaşadığınız yerler varsa lütfen aşağı yorum olarak yazın. Biliyorsam cevaplarım ya da başka bir bileniniz vardır, aşağı yorumlarıyla yardımcı olmak isterler. Bugün sizlere self-publishing'in Türkiye'de, ülkemizde ilk örneği olan kitap yurdu doğrudan yayıncılıkta kitabınızı nasıl bedavaya basabilirsiniz ya da kitabınızı hiçbir yayın evinden ret almadan direkt istediğiniz doğrultusundan nasıl basabilirsiniz, çıkartabilirsiniz, bundan bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.